abi, ben size söyleyeyim. Mertcan Bağır açtım. Arkadaşlar biz burada yani objektif olarak yorumlarımızı söyledik ama insanlar genel olarak MrBeast'in videosunun altına "sen çılgınsın MrBeast, sen şöylesin MrBeast'i" yorumlar atmış. Eğer onun olayı farklıysa bilemeyiz ama o ışıklı, o lazerler yanıp sönüyordu değil mi? Orada yandı, Evet. söndü, bir daha gelmemesi lazımdı. Onu söyleyeyim. Mr. Beast. Yiyeleci Bence MrBeast. frekansı farklıydı kanka onun. Bir Olabilir. Büyük tık ihtimalle. bir tık tık, anladın mı? Kanka Devam. çok duygusallaştım bu video. Azerbaycan abur cuburlarını tattım. Allah Allah. Niye ki, ne oldu kanka? Azer. Azerbaycan. Ağamızda sınırlı olan Azerbaycanlı kardeşim. Bu cümleyi nasıl kurdun be? İşte anlarsınız ya. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bu mesafe beni bozuyor artık. Rahatsız ediyor. Zaman hızla geçmedi. Ne oluyor amına koyayım? Biliyorsunuz ki daha önce dünyanın farklı yerlerinden abur cuburlar denemiştik. İnsanlar neler yiyor bunu görmüştük. Ama unuttuğumuz bir şey vardı. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın daha yemedik. O nasıl laf? Azerbaycan niye yiyecek? Kimse yiyemez orasını geç. Yedim mi? Oradan da bizi takip eden çok fazla izleyicimiz olduğu için bugün bakalım Azerbaycanlı kardeşlerimiz neler yiyor. Tabii ki burada ayak üstü bakmayacağız. Uygun dostlar, uygun. Ali İbrahim sofrasını kes. Son akşam yemeği. Çok heyecanlıyım, şimdi hepsini tanıyacağız tek tek abur cuburlar ama siz de daha farklı ülkelerin abur cuburları için like atıp yorumlar da bekleyin, kanala da abone olmayı unutmayın. Bakalım seviyorsunuz mu? Seviyorsanız niye beni burada geyik gibi konuşturuyorsunuz, ben niye çekiyorum? O zaman daha fazla beklemeden nevaleler gelsin! Ses şeklinde bir poşetle gel. Furkan niye Ali gibi geziyor ya kanka? Kaç yaşında adam bir de ya bu? Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk kardeşim. Ayak kölem gibi oturdu bu be ya. Yok mu daha yüksek bir şey? Şu an bile seninle aynı boyda gibiyiz, farkında mısın? Aynen kanka, sultan sensin. En kısa benim. Salak için hayat çok zor. Bazen yataktan düşüyorum ama. Furkan'ın bir kankesi getirmiş bu paketi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Azer mi? Efendim? Azerbaycanlı kardeşlerim. Kötü niyetim yok, beni azarlamayın. Kendisi Azerbaycan Türk'ü. Biz Kürt'ü müyüz abi? Hani ayrım yapma. Duydun mu? İki millet tek demiş. Dayak yememek için her şeyi söylüyorum. Mehmet Bey, uygun kodu nedir? Yankının sebebi bak, şu kapının açık olmadı. Bak orayı kapat. Adam ne diyorsa onu yap, sessiz ol. Arkadaşlar, bir yankı var. Sikerim. Çok garip oldu. Tekrar elinizdeki yemekleri bana verin. What the hell? Benim Rise of Kingdom'da kaç puanım olduğunu biliyor musun? Haddini bildiririz sana, toz ol. Oh my god! Oğlum bu nasıl bir reklam amına koyayım ya? Hata yaptınız. Rise of Kingdoms'ta bir Osmanlı torununa bulaştınız. Ne? Evet, doğru duydunuz. Osmanlı yeniçerilerine karşı gelemeyeceksiniz. Dostum, bu kadar kaynağı nasıl elde ettin sen? Rise of Kingdom'a başlarken Osmanlı İmparatorluğunu seçtim ve kaynaklarımla Cihan'ın dört bir yanına hakim oldum. Yeniçerilerimi her yere saldım, kaynaklar elde ettim ve hükümdarlığımı büyüttüm. Şimdi hemen o yemekleri yere bırakın ve hakkınız olan yere geçin. Sen neyi bekliyorsun? Hadi hemen gidelim, Rise of Kingdom'ı indir ve bu Bu benim Asus TUF gibi olmuş amına koyayım. İmparatorluğa sen de katıl. Osman Gazi'nin kılıcıyla fetihlere Rise of Kingdoms. Hazırsak başlıyorum, bakmadan seçiyorum tek tek. Bakalım neler bekliyor bizi. Ooo! O ne lan? O ne? Hayran. Kanka hayran değil, içinde bak bir şeyler var. Değişik değişik. Kımız mı lan o? Kafatası yoksa içemem kımız. Şişmiş bu, patlak ama ağzınıza patlayayım. İreven zan doğas, vatanperverlik layı ya. Ne varsa yazmışlar. Ayran işte, kanka, beyin şovunu yapmışlar. Tarihine bakar mısın? 01.10 diyor. 22 gün geçmiş, bir şey olmaz. Yamulu buz burada. Sikim kusacağım şimdi. Şaka yapıyor. Kendi kokusu bu büyük ihtimal ama gene sıkıntı. Şöyle bir şey arkadaşlar, içinde maydanoz gibi. Dereotu olabilir mi? O ne lan? Degotum. Cacık gibi bir şey, nane mi, degotum artık, bakacağız. Şunu ufaktan tadalım. Bu ne ya? Kardeş dedik, bunu mu içiyorsunuz? Belki de güzeldir kanka, bak tarihi geçiyor. Ağrıdağından. Cacık bu, he. Erasit bu, sizde cacıklar böyle şeylerde de mi satılıyor? Ayran gibi mi satılıyoruz bu sizin orada? Tadı güzel, buz gibi içilir. Geliyormuş zaten. O zaman içilir. Korkan bir tadına baksın. Ayranın içine. Dereotu. Ben de bakacağım. Soğuk yoğurt çorbası bire bir. Tarihi geçmemiş olsa bitirdim. Çok lezzetli. Herkes baksın. Ben buna geçmem. Dovga diyorlar. Oğlum Azerbaycan'daki adam da cacık diyor amına koyayım işte.
Ha, ayranlı çorba diyorsun yani. Hani biz anlayalım diyecek demişler. Bence de biz doğru anlayalım diyoruz. Gene ne diyorsun da amına koyayım diyeceğiz. Hayır, öyle demiyorsun da hadi bakalım. Kuş halini düşünerek 7 veriyor. Çok değişik bir dalga ya. Bir de böyle satılması da tuhaf. Güzelmiş. Oğlum yoğurt gibi. Bir şey diyeceğim, onun dibindeki ne? Dibinden bir şey düştü onun. Lan nohut var içinde. Şu şekilde. Ayranlı çorba bu. Kanka bomba bir şey. Aa çok güzel lan. Aşırı güzel. Son kullanma tarihi geçmemiş olmasa bunu dikerdim. Nohutlarını yiye yiye çok keyifli içmesi ve yemesi. Hepimiz beğendik bence. Evet. Evet. Türkiye'de satılsa alır mısın? Türkiye'de satılsa alma. Annelerimiz zaten yapıyor oğlum. Benim annem de yapmıyor. Benim annem de yapmıyor. Benim annem de. Benim annem de hiç yapmıyor. Senin annen bir dupe yerim. Güzel bir şey mi değil mi anlayamadım. İçmeye de bilirim, içmeye de bilirim. Ama Azat İstihakçılar Birliği tarafında layık görülmüş. Azat, Azat Yılmaz mı? Sıradaki neymiş? Üzüm. Slavanka üzüm. Devam. Alkolsüz kazlandırılmış içki diyor. Yani oo, alkolsüz. Kanka ben kazlandırılmış içemem. Ya doktor yasakladı bana kanka, ben kusura bakmayın. Neyse diğer fotoğrafa geç. Görünüşü birebir şalgama benziyor. Evet, evet. Sirke olabilir mi? Yok kanka üzüm diyor. Limonat üzüm diyor. Üzümlü limonata mı acaba? Oğlum içelim bakalım ne bakıyorsun. Ben iyi ki kardeş demişim bu adamla. Keşke ben bu olsa. Kanka ooo. Şunu biliyor musunuz mu? Onu göstereyim öyle vereyim. Evet, hayır hayır. Bu bayağı iyiymiş. Tadını size nasıl anlatayım? Anlatamam. Osmanlı şerbetine çok benziyor. Evet ama evet. Daha hafif böyle. Bayağı yakmıyor, yakmıyor. Bak. Oğlum sonunu bana ver lan. Fatih ver, değilsin. Ver, ver. Fatih değilsin. Kal mı diye boşuna demiyorum. 30 saniyede şişenin hali. Görenler şu an. Buna 10 üzerinden 10 verdim. Siz kaç verdiniz? 500. 10. İçecek olarak başarılı bir ülkeymiş. Evet. Onu gör. Bu ne? Bu acı sos. Bu abur cubur değil. Abur cuburmuş. Bunu böyle içiyorlar. Cipsine döküyor adam bence. Kurufa da gözüne damlatıyor lan herkes bunu. Ne alakası? Paketi şu şekilde değişik değişik şeyler yazıyor. Ben burada hiç ayvalan mayvalan göremedim. Şey yazıyor. Ominos kobili yiyebilersen. Oğlum böyle bir alfa bu ne? Aa bayrak var lan, tamam. Bu bayrak varsa yerim ben. Midem yanacak. Demek var ya, linç yememek için şekilden şekile girmiş amına koyayım. Bunu bir daha üretmeyin. Tamam Mertcan Bey, üretmeyin. Acı ketçap mı bu? He. Yani bu arada yanlış anlamayın, adam bize hani Türkçesini şey yapıyor, telaffuz ediyor. Ondan sonra bu Azerbaycan'da ismi farklıdır bu arada. Yanlış anlamayın sonra he. Söyleyelim onu da. Aha yanacak. Abartma Meto. Keşke acı olsa. Sık sıkılmıyoruz. Sık sıkıntı yok acı. Oğlum acı ketçap Türkiye'de şey değil mi? Neydi diyorlardı ona, siz bildiniz onu. Saçma bir adı vardı onun. Yok yok. Barbekü sosu. Hayır, ketçabın tat... Ketçabın acılı haline bir şey diyorlardı ya. Acı ketçap. Sen ne kadar acı yaratıcı ketçap bir adamsın ya. Ezme. Ananız... Ya yok ben so... Tamam yok öyle bir şey demiyorlar var bize. Kanka meyve değil ama tadı demek, değil mi? Hadi söyle. Gelmiyor ki. Acuka. Bekirin bak şurada... Yeter! Bekir iyi misin? Video oğlum kesme. Sakın! Kesme. Sakın! Dur gel gel gel! Oğlum yut! Hayır, ne kadar kaldı? Nerede çıktı? Bitti oğlum! Bitmiş baksana! Oğlum acıyor gibi ha! Güzel! Oğlum yazık lan Bekir'e! Acısı değil, olan değil, 10 miligram falan hak ediyor. Değil lan değil, bizim dızıcı dövdü amma. 10 miligram ekstra. Midem yanmaya başladı, seni şu an hayal edemiyorum. Hiç ondan o iyi gelir. Bu var ya, harbiden rodula çok iyi gider, üzerine koymuşlar. Kanka onun iyi gidebileceği hiçbir şey yok. Bu sefer güzel bir şey gelsin, demin moralimiz bozuldu. Oo. Kızıl kuyu, fake soul. Oğlum bu hangi meyve? Böyle bir meyve hiç görmedim ben. Amın amakado. Amına bakalım. Fizyedirin premium diyor. Premium adamların içebileceği bir şeyse tam yerinde şu an. Görünüşü neye benziyor biliyor musun? Bu şey mi? Armut mu? O armut logosu neydi o? Biliyor musun? Deterjan. Kokusu da deterjan. F yoksa. He öyle anladım, Eros Etbos. Bulaşık şeyi kokuyor. Of. Bu adamlar sadece içecek üretsin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Müthiş bir şey. Kokusuna baksana ama. Ben bakmam. Ben bakarım ama sıkma. Ya. Bilmez miyim ben onu? Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Daha önce tatmadığım bir tat ama iyi ki bu tadı tattım. Of. Sen de bir bak bakalım. Baba neye benziyor tadı? Ben bile anlamadım ya. Kanka görmemişiz ki. Bunu bir şeye benzetemezsin. Öyle dünya yok ya. Çilek desen değil, muz desen değil, anladın mı böyle belirsiz. Kanka ben bunu 10'da 9 veririm. Ben ne olduğunu biliyorum artık. Bu ne biliyorum? Baktım. Ne? Öyle bir şey. İncir. O meyve ne? İncir. Doğru bir... Nasıl incir lan? Böyle incir mi olur? İlaç gibi biraz. Böyle bir incir yok diye biliyorum onun ben. Onun adı yemiş diye geçiyor. Yaş incir. Abi bu çok güzel. Ben de denedim. Markette görsem net alırım. Bu incir tadı değil kanka. Net tadı? Hoşaf tadı. Hoşafı mı? Şu
Şuruptan hiçbir fark yok. Kaymaktan bir şurup tadı aldım. Ama benim vurdu bir kanka bir tadı yok. Yani varsa da bizim daha önce tatmadığımız bir şey. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bir şey konduramıyorum. Siz gurme Yakup TV değilsiniz, her şeyi bilesiniz. Azeriler şu an şey diyor. Sence verir miyim tarifi? Çok içecekten gittik. Bu sefer yiyeceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Oh. Alma Cemli. Tamam almayayım. Elma fotoğrafı var. Kurabiye gibi bir şey var. Bakalım neymiş. Oha. Kanka. Ben taşınıyorum. Kokusundan beri. Dünyanın güzeli. Çok iyi lan. Çok güzel oldu. Elma kurabiyesinin daha yumuşak ve yoğun hali. Abartacağım kadar var mı? Evet. Ama çay yanında şunu yiyeceğim. Başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. İlk ısırdığımda çok güzeldi ama baydı. Şu an bunun dışında kötü bir şey yok. Bunu da biz yiyemedik bence. Ben buna 8 veririm. Abartıyorsun. Net veririm kanka. O zaman niye geliyorsun da bana yesene? Çay olsa yanında yerim. Siz kaç diyorsunuz buna? 5-7 falan. Vatan ailemi görüyorsunuz. Dediğim gibi çok abartı gidip arayacağım bir şey değil ama masaya konulsa 2 tane atar yoluma var. Çoğu şeyin tadını bilmiyoruz. Yenilikçi şeyler ama çok beğeniyoruz. Helal olsun. Beğenmezsen söylerim ama. Kızmacı alınmacı yok. Sıradaki yiyeceğimiz şu şekilde fanat diye bir şey. Bu ne lan? Biftek olan şey cips bence. Ha biftekli cips. Acı kazıyor. Cips mi bu kadar? Ne vardı? Abi çok. Oğlum bu TR'deki çok güzel değil miydi? Var mı hala evet. O biftekli cips? Galiba var hala. Var mı? En sevdiğim oydu kanka. Sadece onu yiyordum. Kanka o çok güzeldi amına koyayım ya. Var mı lan hala? Allah Allah. Güzel biftek. Oğlum 7,5 lira olmuş. Bandırı çıkarıyorlar mı? Ete mi süttürüyorlar acaba? Aynen kanka, ete süttürüyorlar. Sen gerizekalısın ya. Oğlum bu çocuğu valla ben döveceğim kanka ya. Ekmek kırıntısı. Sarımsaklı ekmek gibi mi lan? Böyle bir şey. Aç. Oğlum dur. Beyler. Allah belanızı ver. Bayağı güzel olmuyor. Bunu özellikle gider arar bulur. Aynı milletiz diye yalamıyorum. Buradan da belli beğendiğimiz 30 saniye sürmedi. Anasınız. Ne yapıyor ya? Boşedi de ya. Buna verdi renk 10'da 10 verdi. İyi bayağı verdi. Güzel. 10'da 7. Sen niye 10'da 7 verdin, herkes 10 vermiş? Küçük mi gördün hayatında? Görmedik ya. Böyle üzülmüş numarası yapmaydı çıksın diye şimdi. Sıradaki neymiş? Ya yine mi içecek kanka ya? Moxi Lime diye bak, içinde bir şeyler yüzüyor. Aç. Alın açtı. Lime ayağı göt ayağı diyorsun, öyle de demiyorsun da. Acı bir kokusu var. Kötü. Kötü de değil de hayatta gidip alacağım bir şey değil ama susuz kalsam içerim. Su tadında mı? Ne bileyim, böyle Afrika'ya düşsem içerim. Az şekerli kul. Bak. Bunda kul mul hiçbir şey yok. Çok kötü lan bunun tadı. Abart. İğrenç bir tadı var. Bok gibi. Lan nasıl? Oğlum da bakmadın tadına ya. Bir tane lime sıkmışlar, gerisine su koymuş. Lime tadı zaten almıyorsun. Boş, bunu niye ürettiniz? Buzlu bardağın içine bunu dök. Mojito'nun birebir aynı tadı. Mojito değil mi aslında? Vallahi birebir aynı. Bunu bana versen ben içeyim onu. Fatih Bey opsiyondan bulmuşlar. Eyvallah. 4 veriyor. Afrika'da kaldıysam sidiğimi bile içecek durumda değilsem. O kadar da değil aga. O kadar ne olacak? Lan! 5. Ben 2 veriyorum. 3 veriyorum ben. Ben 3 veriyorum. O kadar da güzel bir şey değil. 2. Kötü olduğunu anlamışsınızdır. Sakın görseniz almayın. Su içecekseniz alın. Ben 10 veriyorum. Belki biz de anlamamış olabiliriz. Mojito seven adam onayladı. Dediğim gibi hiç içmedim mojito ömrümde. İçmem de zaten. Amerika şeyleri içmiyor. Müslim in the world. Sıradakini çekiyorum. Hop! Böyle küçük pakette olanlar beni ümitlendiriyor. Biberli. Paprika. Cips bu da belli zaten üstünde. Herkes birer tane alabilir mi? Lütfen. Ya oğlum. Kırmızı neysin aynısı bu ya. Hayır. Pringles acı. Pringles'ın aynısı. Siyah paket. Tadına bakmak istiyorsanız gidip onu yiyebilirsiniz. Hatta büyük ihtimal onu alıp buna koyun. Onu da sevdiğim için 8 verdim. Ben de 8 boyum veriyorum. Yetmiyor. Ben 9 veriyorum. Ben 10 veriyorum, çok severim acıyı. Ben 8 veriyorum. 7. Sıradakini seçiyoruz, çok bir şey kalmaz zaten. Hop. Aa, video namıza varmış lan. Ooo sana bayanka. Demin içtiğimiz üzümlü şeyin aynı markadalar, o yüzden biraz umutlandım. Umutlarımız tükenmişti. Üstünde yosun mu mercan gibi bir şey var. Umarım güzel bir şeydir, bakalım. Oba gazda. Uff. Alkolsüz gazlaştırılmış içki. Bu anason. Harbi lan. Yine bir rakı kokuyor. Babam geldi aklıma o kadar. Yeşilleri kokuyor. Dişlerin kokuyor. Yeşilleri ne kardeşim? Bu adamlar bana ulaşıp sponsor verebilirim. Lan dişlerin niye yeşil oldu? Şaka yapayım. Kanka bakayım. Ay. Adını kimse burada zaten anlatamayacak. Ben de o yüzden hiç girmiyorum o topa. Rakı kokan bir şey nasıl bu kadar güzel olabilir? O anason kokusuna bu tadın çok iyi. Çok ama tat ne bilmiyor. Nargilenin tütünü var ya anasonunda, aynı. Tadı. Evet. Sen aynı. Yiyor mu o tütü? Önce tadına bakıyorum, bayat mı taze mi diye. Ne? Güzel. Ağzına bakıyorum. Evet. Nasıl yani ya? Oğlum bu harbi ramican mı Bekir ya kanka? Ya tütün tadına bakmak ne demek amına koyayım ya?
Ya tamam onlar güzel kokuyor da tadına da bakmazsın ya. Sen tütün yiyor. Evet. Kanala baksana hiç mi yagarlı bir şey. Serdar'ın bir yeşil bebi içiyor bir de tütün. Tütünün tadına bakılır mı? Oğlum manyak mısınız lan tütünün? Lan. Parlak sen manyak mısın oğlum? Eray sigara içmek yerine tütün çiğneyen insanlar da var biliyorsun değil mi onu? Nasıl var ya? Bildiğin adam tütünü çiğniyor şişeye tükürüyor. Yani sigara içmiyor adam. Tütün çiğniyor. Sen ciddisin şu an. Ciddiyim. Harbiden ciddiyim. Var var evet var ben de biliyorum. Ama bu nargile tütünüyle tütün aynı mı yani? Yok nargile tütünüyle yapmıyor. Onun tütünü farklı çiğniyor. Tamam oğlum adam nargile tütünü yiyorum diyor amına koyayım ya. Daha iyi de bir şey yani. Olmadı ekmek arası falan yapsın bari peden. Anason çarpın. Anason kokarken sofra. Güzel kanka. Gargara var ya yeşil. Onun birebir aynısı. İlaç tadı var. Sen her şeyi ilaç tadı evet, alıyorsun. Evet. Kokusu çok kötü. Ama tadı ol bak. Adı ne? Gazoz ama bitkili gazoz. Sıradakine geçelim biz. Sizle anlaşamayacağız belli. Şu şekilde bir şey var. Zaten okuyabileceğimiz hiçbir şey yok. Direkt tadıma geçiyorum. Beyler. Kokusu bir değişik beyler dikkat edin. Beyler bölerek yer misiniz rica etsin? Azerbaycan bölünmez. Yok eyvallah. Aa. Yok eyvallah. Karamel kokuyor deli gibi. Bir daha. Çok iyi ben ama şey yok. Ben yemem. 6. Ben çikolata sevmem bir sonra 8 veririm. Bunun üzerinden 9. Abartmayın. O kadar. Bunun üzerinden 9. Nasıl demin? Artık da neyse burada. Bu kadar halk sevdiği için ben 7'ye çıkarıyorum puanı. Güzeldi ama çok ağır. Ya bunu anlamıyorlar kardeşim. Aynen. Her şey lezzet değil. 2 tane yiyemem. Aynen. Adamlar zaten o yüzden 4 tane koymuş. 8 adama fazla geldi mesela. Mesela evet bak. Ben yedim işte. Oyun çok uzadı bu arada. Şu haldeyken ayağa kalkabilir miyim? Yavaş yavaş. Hızlıca sıradakine geçiyorum hop. O ne lan? Şu an tamamen hayal kırıklığı. Affedersin nimet ama s**tı boktan bir gofret. Pazar gofreti denebilir mi? Evet pazarda satılan bir gofret. Ağzı kurutur damağı yapışır. Çok şaşırtabilir neden diyeceksin. Marketten almış dostumuz bunu. Kıymet bir man. Bir manat kaç lira? 7,5 lira. 7,5 liralık bir... Bu harbi bu aralar pazar gofreti bu. Gofretmiş bakalım nasıl bir şey. Biliyor muydun? Ama ben bunu sevmiyordum kanka. Annemler yiyordu da ben bunu sevmiyordum ya. Bildiğin limon kokuyor. Kanka bu böyle komple mi? Sen gofret işte. Barış sen kesin büyük ihtimalle var bunu yiyorsundur ha deliyim. Seviyorsun değil mi sen bir de bunu? Yok, oğlum ben bu çok güzel annem lan. Abi misafir gelince boş kalmasın diye alıyordu bunu. Bunun kakolusu kakolusu ne kakolusu. Oğlum yok ediyor lan bu adamı. Damağın mama harbi dediği şey gibi yapışıyor. Böyle tek bir tane yiyince böyle kötü geliyor da böyle arda arda atınca bir sarmaya da başlıyor böyle. O ne demek evet, ya kanka? Gidiyor yani. Kanka bir tane de çok iyiydi. Bildiğini anlıyorsun da böyle arda arda atınca alışıyor insan. Fakir gol. Gene dediğim mantık. Bir çayın yanında bir tane atarsın ağzına. Bir iki tane devam eder. Çok güzel gibi kanka. Alakası yok hocam. Alakası yok. Kalitesiz pazar gofretlerine benim. Güzellik derecesi bunu mesela bitiremeyeceğim. Ağzım yani. Tatlandı yani yalandan. Çayın yanında iki tane atarsın. Açlıktan geberiyorsun da bir yersin. Limon aroması çok iyi değil mi? Aroması bayağı iyi. Ben buna 4 veriyorum. 4. 6 veriyorum. 5 veriyorum. Paketten iki tane. Zog yedi 8 tane. Adam siz anlayın. Eray şimdi zengin olduğunda ondan yemiyor. Oğlum ben yine tatlı matlı alıp yemiyorum ki ben bunlardan. Bana mesela o tarz şeyler nasıl derler? Böyle gofret olsun şey olsun çok yapay geliyor bana anladın mı? Ben gidip dışarıdan normal tatlı matlı söylüyorum yani yersem. Size gelmiyor mu mesela şu an tutku biskrem tarzı şeyler yapay gelmiyor mu yani? Eray yayın özeli bir baksana. Yani bana inanılmaz yapay geliyor baba. Bundan yemedim hiç hayatımda. Çok güzel bir şey şu ya, ya bak tutku hariç var. Tutku'yu hala yiyorum. Ama diğerleri böyle bir yapay geliyor baba artık. Hani bünye kaldırmıyor yani. Bu ne? Bundan yemedin mi? Oo. Kanka bu var ya efsane oldu. Sürükleme kaşığı. Yapılımını oğlum bilmiyorum. Güzel bunu. Bunu sevmeyen varsa gitsin amına koyayım buradan. Bu manyak bir şey ya. Aa ben söyleyeyim mi? Benim annem bana yaptığı tatlıları söyleyeyim size. Bak ben... Bilmiyorum aranızda yiyen oldu mu? Ben üzümlü börek yiyordum bir ara deli gibi. Böyle ceviz meviz vardı içinde. Baklava tarzında yapıyor ama üzümlü börek işte öyle deniliyordu onun adı. Güzeldi bu arada. Sonra elmalı turta. Elmalı turta da güzeldir mesela ben onu da seviyorum. Ara. Bir de şey işte ya sütlaç. Benim olayım bu üçü baba. Sütlaç harbi çok güzel. Üçü yani bu olayı. Ben annemden de sütlacı. Ben annem böyle seviyorum çok göğsünü seviyorum. Ne hocam? Şey Triliçe. Yok ben onları falan sevmiyorum. Böyle frambuazlı tatlılar böyle çilekli tatlılar falan benlik değil baba onlar. Ramazan'da şey gül açıyorum. Buyur. San Sebastian. O ne lan? Git, orası San Sebastian. San Sebastian ne oğlum?
Tatlar. Ha, cheesecake falan mı? O ondan mı bahsediyorsun? He. Oo, ben sevmiyorum cheesecake. Yok, devam. Bunu alalım sırada. Sütlü Nur. Bir içeceğimiz var o. Full drink, full life, full non stop. Durmak yok diyor, yeni nesil diyor. Kanka Beto, ben bunu akşam gece denesem olur mu ya? Bir içmesek. Yeee. Ciddi mitli soruyorum, bu sek içeceği değil dedim. Bak 18 yazıyor mu üzerinde, ona bak sadece. Yani. Oğlum var ya, yıl sonu da değil. Lan 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 lan. Normalde enerji içeceği kokusu var. Tamam tamam. Anladın. Enerji içkisi mi? İçki mi bu? Yuu, içki içiyor. Ha değil mi? Nasıl? Bunlar içeceği bilmiyorlar galiba. Bildiğiniz enerji içeceği, sadece bir markası değişti. Burn mü Red Bull? İkisinin ortası. Hem o kırmızı Burn hem de sarı Red Bull. O ne fare lan? Keşke içeceği olsaydı, böyle bir kalbim çarptı. Bunun hakkında konuşmuyoruz ama ben 8 veriyorum yani, bunu alalım. Son grubumuz kaldı, bakalım o neymiş? Oo. Köle yazıyor sandım, çok korktum. Köke yazıyor. Buğday unu, şeker dozu falan, bakın. Bakacağız. Dokusu böyle yumuşakımsı ya. Balık gibi mi? Donat mı? Bakacağız. Ne olur bunu bana bak. Balık mı? Buram buram muz kokuyor ve böyle hamurumuz. Hadi ben bakmayayım isterseniz, ben payımı bölebilirim. Aa, orasında bir şey var. Şöyle bir şey var arkadaşlar, reçel gibi. Muz muhammed. Kanka bu çok kötü. Lan aa, muz mu? Oğlum iğrenç lan. İğrenç lan. Bir tanesini alacaksın, kahvenin yanında yiyeceksin. Diken diken. Oğlum dört kola dönüşüyor. Dört koldan tercih. Açlık görmemişler. Ben kafayı yiyeceğim Ben izleyen biri olarak bunların ne benzediğini anlamadım ama. Tek atıyorum. Hiç saç boyası kokladınız mı? Ooo. Tadı geliyor. Böyle yapma. Saç boyası tadı ne? Tufan'ın bence Azerbaycan'la ilgili bir problemi var hocam. Bu videodan ben bunu çıkardım. Oo, sevmiyor mu diyorsun? Bence. Abi nereden biliyor? Ben anlatabilirim. Bu adam sürekli yok ilaç şurup öyle böyle diyor. Valla ben bilmem. Sen muza da anlatır. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum, anlamadım. Muz kokuyor ama. Hayır. İlk başta güzel geliyor tadı ve ağızda bıraktığı tat iğrenç şu anda. Evet, şu an bende de bir sıkıntı başladı. Bal aroması varmış, tarçın varmış var. Tarçın o zaman. Muza dair hiçbir şey yokmuş. Ben niye muza benzettim? Sen muz dedin diye hepsi de muz dedi bunlara. Koklasana. Muz gibi kokmuyor. Kokuyor. Muz kokuyor. Kanka bizi ters köşe yaptığı için ben buna 10 şekil veriyorum. 10 veriyorum. O ne demek lan? Bu kadar istek de adamı muz olduğuna inandırdı. Adamların da olayı buydu. Arkadaşlar yiyeceklerimiz bu kadar. Umarım video beğenmişsiniz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz neler giyiyor, onları görmüş olduk. Çoğunun tadını anlamasak da gerçekten beğendiğimiz şeyler oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmişsiniz dislike atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigos. Rust var bugün ama Rust'tan önce bir korku oyunu dedik ya, amına koyayım. Onu oynarız diye düşündüm ya. Size bir şey itiraf. Gireceğiz oğlum, sakin. Daha videolar var lan, bir durun lan. Oyun bağımlıları bir durun lan. O adam hırs düşman. Dedi, sana dedi iç çamaşırı hediye edeceğim. Niye sana iç çamaşırı hediye edeceğim? Ben de sordum. Ama diyorum ki hadi baksır maksırdı. Bu ne ya? Kanka ben... Ya abicim ben amına koyayım, bu adamın niye bütün vücut hatlarını ezberledim bu videolar yüzünden? Bu nasıl bir görüntü ya kanka? Hadi baksır maksır. Dur biraz daha izleyelim. Bu ne ya? Bu ne? Ya ben mesela yarın bir gün bu adamın yanına gidip misafirliğe gitsem, bu adamın şu hali benim karşıma çıksa, ben ne yapacağım şimdi ben? Lan ya Mertcan... Mertcan'ı oradan götünden mi sikeceğim mi yani, ben ne yapacağım orada? Gülün gülün. Demişlerdi kıskanacaklar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sansürü yani hani sansür biraz küçük olmuş. Mertcan'ın da büyük ihtimalle şöyle bir şey falan, büyük ihtimalle benim 2-3 santim falan olmuş. Demişlerdi kıskanacaklar diye. Hocam normalde videolara like atmadan geçiyorum. Unutuyordum ama bu videonun sonuna bir like atıyorum ben. Ne kadar çok sitem etsem de ben seviyorum bu tarz olayları. Şimdi bizim Bekir'in adı neydi lan? Bizim... Nasıl ya? Lan heh. Onu bir izleyelim oradan. Bir kuyrukları. Sana geçsin öyle. Arkadaşlar. Living life in the night.